Baştan başlayalım ya şunlar. Birinci deney yapacağız. Solda kim yok? Evet. Burada iki tane kullanmıştık. Ona beşlik yok diye. Ona beşlik yok. Şimdi. Şimdi bunlar ne? Bir tane akıl taraf, bir tane akıl taraf değil mi? Hı hı. Şu primer, bunlar da şu primer. Sekonder. Sekonder. Şimdi. Bu. Aynen. 30'luk 3 mu? Ya ben yine farklı kişilerden de çekeceğim. Bu büyük K. Onları da koyarım. Aynen. Kaç kaç olduğu yazıyor mu? Yazdım. Alabilirsen başkalarını al. Yani onları da koyacağım. Bakalım alabilecek miyiz? Abi üzerinde bakalım. Değer yazıyor. 0603. Üzerinde yazıyor abi değil. Kaç bunu? En son bir de değerleri sessiz söyleyebilir misiniz? Hani göstererek. Abi bu 30'a 5'lik akım trafosu, tamam mı? 30'a 5'lik üstü. Buradan 100'e 5'lik akım trafosu. Abi en üst değer bak amper değeri yazıyor P2'nin altında. 30'a 5'lik akım trafosu, 100'e 5'lik akım trafosu. Şimdi hangi bağlantıyı yapacağız? Hoca bize ne soracak deneyle? Ne kullanıyorsun? Sıvır kırmızı. Niye? Çünkü herkes aynı yüze bakamıyor. Şimdi hoca bize hangi? Bu deney birden başlatıyor herhalde. 35'lik bir akım trafosunun bağlantı uçları tayin için kolor testi yapılacaktır. Bunlar büyük, bunlar küçük. Şekil D1'deki devreye kurulmuyor. Şimdi bizim ilk önce mesela şu deneyi kurmamız lazım. Bunları yapmıyoruz ki biz ya. Yapmıyor muyuz bunu? Hocam bunu sorunca. Şunu yaptık ya, bir de şu ikisini. Öyle mi? Yaptık. Bir de şu ikisini yaptık. Buradan başlayıp mı yaptık? Bu var şu, bunun arkasındaki. Bunu değil. Ya bunu değil, bunu. Bunu. Direkt bu. Çevirme oranının belirlenmesi. Zaten diye yapmadık. Tamam. Bir de bunlar. Bir de bu bağlantıyı. Aa bak burası biraz sakat ya. Bu kolay da bu karışık. Tamam. Aynen burası biraz sakat. Şimdi bunlar bak zaten bunlar Swerker'a gidecek uçlar. Büyük K. Bunlar Swerker'a gidecek. Öyle mi? Bu büyük K. Bu büyük R. Aynen abi primer ucunu alıyorsun. Büyük primer. K büyük L. Şu küçük K şu da küçük L o zaman. Şu bağlantı üzerinden mavi kablolarla vermiş çünkü. Şu küçük K şu da küçük L. Buradan küçük K'ya. Ondan sonra ampermetreye mi gidiyorum? Bir saniye. Nereden küçük K'ya gittin? Ha küçük K'dan ampermetreye gidiyorsun. Evet. Doğrudur. Ampermetre. Ha küçük K'dan çıkıp ampermetreye giriyorsun. Ampermetrenin girişi bu mu? Bir önemi var mı? Eğisi olduğu için bir önemi yok. Var mı? Çünkü ters sapar en fazla. Biri 35 çeviriyor, biri 105 çeviriyor. Zaten çok küçük. Ama bir girişleri aynı yer kabul edersen bakın da bir şey önemli. Benzin adı. Kaç vermişsin biz bunu? Ampermetre zaten her türlü 3 amper, 3 amper, 5 amper, 5 amper ölçecek. Ben burada 5 amper ölçmeyeceğim. Hayır ama bak mesela bu maksimum 5 amper veriyor. 5 amper ölçerim onu. Bak şimdi bana bak. Mesela söyle. Sen buraya 10 amper verdin ya onda 5 yapar. Ama sen mesela buraya 10 amper verirsen burada 0.5 amper yapar. O yüzden ben burada 0.5'i görmem için en büyüğüne bağlamam lazım. Nasıl bir daha söylesene Necip orayı. Bak şimdi. Söyle bir dakika abi. Ne diyorsun sen? Ölçmenin doğruluğu için. Ben, öyle mi? Tam 30'a 5 bu alttaki kaçtı? 100'e 5 mi dedi? Altı 100'e 5. O zaman? 100'e 5 olan buna bağlanması lazım. Tamam o zaman bunu buna bağladım. Niye 100'e 5 olanın daha küçük bir akım mı geçecek? O yüzden sen 100 amper verirsen 5 amper oluyor. 10 amper verdin ucun 0.5 amper oluyor. Ha, evet. Bunda mesela görmen çok zor. Ha, anladım. Aynen, küçük değere bağlı. O zaman bunu 100'e bağlayalım. Bunu da 30'a mı bağlayalım diyorsunuz? Bu 100'e. Bu 100'e. O 100'e. Öyle mi? Şimdi bir şey söyleyeceğim ben. Söyle. Bu Swerker'a bağlanırken şimdi bunlar seri ya. Üstteki 100 için, alttaki 30 için. Swerker'ın içinden oğlum onu da ölçeceksin ya. Bunu da ampermetre. He tamam. Swerker'dan çıkacağım bir ampermetreye gireceğim. Sonra o ampermetre bunu mesela buna mı aldın? Bunun çıkışından K'ya geleceğim. Tamam. L'den, bunun L'sinden diğerinin karşısına mı gireceğim? Bak, gene oradan da K'li alıyorsun. Seni şu buradan mı? Hacı sen yaptın mı az önce? Şurası kare. Yok yapmadım. Yapmadın değil mi? Şu an sen de burada hep beraber yapıyoruz. Tamam.
Şimdi bunların ikisi worker'a gitmeyecek bence. Ne? Bunların ikisi worker'a gitmeyecek. Biri mi gidecek? Ha? Biri gidecek. Ne yapacağız onu? Nasıl yapalım? Oğlum iki tanesi worker'a giderse iki tane... Ben niye... Şey, transfer... Abi var değil mi? Primer işte. Tamam, iki, üç. Tek. İyi de diğerlerini buna nasıl vereceksin? Hadi, hadi bunlara girdin. Buna nasıl gireceksin? Gerilim mi? Bunun bir tanesi buna girmesi lazım ki gerilim dolaşsın. Bakın dolaşsın bunların arasında. Devre tamamlansın. Oradan çıkanı Sivorkar'a mı bağlayacak? Buradan çıkanı Sivorkar'a bağlayacak. Bence. Kısa devre yapmak gibi acaba yok yapmamışsın. Ya bunun fotoğrafını kim çekmiş? Onu başka mı çekmiş? Şöyle olacak. Aynen dediğin gibi K... Oradan L'sinden bunu kalsın. Bunu direnç gibi düşünün. Şey tamam düşünmeyin. Anladım seni demek. Sen de bunu Sivorkar gibi düşün. O zaman şunu şuradan çıkartalım. Daha kısa bir kaynak. Bu kaynak gibi düşün işte. Bunu buraya. Bunun bir ucundan bir şey çıkartalım. Da diğerinin L'sinden mi çıkartalım diyorsun? Bu şekilde. Bakayım. Bak. K, tamam. L. Şimdi buradan bizi... buraya gidiyor. Burada. Sonra da buradan çıkıyor. Bu ne? Ha bu buraya gidiyor. Bunlar ampermetreler. Buradan bir tane daha benim kabloya ihtiyacım var ki şunu da bağlayabileyim. Evet kablo var mı? Bunu buna bağla. Beyler bir dakika sakin olun. Şu anda... Bu ne? Akım trafosu deneyi. Bunların şey var mı YouTube'da? YouTube'da varmış abi. YouTube'dan bak. Aya YouTube'da bunları var. Abi boş boşa geldik. Benim de şimdi dankim. Hepsi var mı? Abi bakayım bak kaç tane var. Kanka. Bak diyor ki akım gelin trafosu, reaktif güç kompansasyonun diferansiyel role, aşırı gelin düşük olma rolesi, harmonik analizi, bir tek sayaç var. Sayaç yok. Aynen. Geçen sene çekmişler. O beyler sayaçları yapalım. Geçseydik bakardık. İyi o zaman. Tamam. Video içinde video. Yok hayır. Bitmedi. Şey, bilgi tamam, mi? Tamam bana kablo geldi değişiyor. Kablo çalışıyor.